Bu videoda çarpma işlemini biraz daha yakından inceleyeceğiz ve bazı özellikleri hakkında konuşacağız. İsterseniz gelin hemen basit bir işlemle, mesela 4 çarpı 5 çarpı 2 ile başlayalım. Videoyu duraklatın ve cevabı kendi başınıza bulmayı deneyin. Tahminen çoğunuz önce 4 ile 5'i çarptı, sonra da bu çarpımı 2 ile çarptı. Yani 4 ile 5'i çarptınız. Buraya parantez koymamız sebebi bu ve sonra buradan bulduğunuz sonucu 2 ile çarptınız. Peki sonuç ne oldu? 4 kere 5, 20. Bunu 2 ile çarpınca da 40. Ve zaten doğru cevap da 40. 4 çarpı 5 çarpı 2, 40 eder. Şimdi sizden çok ama çok hızlı bir şekilde 5 çarpı 2 çarpı 4 işlemini yapmanızı isteyeceğim. Bana sonucun ne olduğunu hemen söyleyin. Burada da tahminen bazılarınız önce 5 kere 2 işlemini yaptınız. 5 kere 2 10 eder, 5 çarpı 2 10 eder ve bunu 4 ile çarparsanız da az önce bulduğumuz sonuca ulaşırız. Yani 40. Güzel değil mi? Güzel olan şey şu, 2 işlemde de aynı sayıları çarptık ama işlem sırasını değiştirdik. İlkinde 4 çarpı 5 ile başladık ve bulduğumuz sonucu 2 ile çarptık. İkincisinde de 5 çarpı 2 ile başlayıp sonucu 4 ile çarptık. Kısacası burada 4 kere 5'i, burada da 5 kere 2'yi önce yaptık. Ve sonucun aynı olduğunu gördünüz değil mi? Şimdi videoyu duraklatın ve bu sayıların tekrar sıralarını değiştirip çarpmayı deneyin. Bu sefer de 2 çarpı 4 ile başlayalım. 2 çarpı 4 ile başlayalım ve sonra bunu 5 ile çarpalım. Bakalım sonuç ne olacak? 2 çarpı 4, 8, 8 eder. 8 ile 5'i çarpınca da 40 eder. Neler olduğunu anlamaya başladınız, değil mi? Sıra ne olursa olsun, sonuç değişmiyor. 4 çarpı 5 çarpı 2 yazalım. 4 kere 5'i önce, çarpı 2 işlemi de sonra yapalım. 4 çarpı 5 çarpı 2'yi yine yazalım. Ama parantezleri bu sefer buraya koyalım. Sıra ne olursa olsun, sonuç hep 40. Sonuç hep aynı. Ve bu özelliğe verilen çok havalı bir isim var çarpmanın birleşme özelliği. Bu arada önemli olan şeylerden biri, bunun sadece 3 sayı için geçerli olmadığı. İster 2 sayıyı çarpıyor olun, ister 4 sayıyı, ister 5 sayıyı, isterseniz 1000 tane sayıyı çarpın, hiçbir sayıyı unutmamak kaydıyla çarpmaya nereden başladığınızın yani sıranın önemi yok. Burada önce 4 ile 5'i, burada önce 5 ile 2'yi çarptık ve aynı sonucu bulduk. Bu video bittikten sonra bunu tekrar kendi başınıza bir deneyin ve bunun neden böyle olduğu hakkında biraz düşünün ve bu çok faydalı, çok faydalı özelliğin neden böyle olduğunu anlamaya çalışın.